Selam arkadaşlar, beraber bakalım mı kanalıma? Hoş geldiniz. Arkadaşlar size ufak bir video yapmak istiyorum. Fransa'ya gittim biliyorsunuz zaten. Ve Fransa'dan neler aldığımı size göstermek istiyorum. İnanın çok çok ufak bir video olacak, kısa bir video olacak. Çünkü çok şey alışveriş yapmadım arkadaşlar. Nedeni derseniz biz aslında gerçekten sadece gezmeye gittik. Hiç aklımda yoktu aslında işte alışveriş yapayım, giysi alayım gibisini. Tabii ki bazı şeyleri aklımdaydı arkadaşlarıma, aileme getirmek için. Onları zaten çoktan beri dağıttım çünkü bir sürü peynir vardı. Ondan sonra kayınvalidemler bir tür Fransız salam istiyordu. Onu aldım ama dağıttım bile, dediğim gibi annemleri bol bol peynir almıştım. Onlar arkadaşlar yok ama onu da düşünün, yani bayağı bir peynir getirmiştim. Ve hemen başlayalım çünkü inanın bana gerçekten çok kısa bir video olacak. İlk önce kozmetikten başlayalım. Çünkü arkadaşlar Fransa'dayken bir sürü Sephora gördüm. Ve burada da Sephora var. Ama dedim ki madem karşımda yoluma göründü, o zaman bir gireyim alayım gibisini. Bir de zaten aksiyon vardı. O yüzden göstereyim size hemen. Şu maskelerde aldım arkadaşlar. Düşecekti. Yüz maskesi değil de ayak ve el maskeleri arkadaşlar. 3 tane yok 4 tane aldığımda bir tanesi bedavaya geliyordu. Ben kendime ve anneme şu ayak maskelerinden aldım. Tanesi 3.99'du galiba. Dediğim gibi 4 tane aldığınızda bir tanesi hediye geliyordu. Böyle ayak maskesi aldım daha çok annem için ve kendime 2 tane galiba, anneme 3 tane mi aldım 4 tane mi aldım. Kendime de bir tane aldım. Ve kendime arkadaşlar şu el maskelerinden aldım. Dün bir tane kullanmıştım. Dün bir tanesi makadamya cevizi veya makadamya fıstığı mı deniliyor, neyse işte onunlaydı. Ve Hindistan ceviziydi ve gerçekten ellerim yani yumuşacık yaptı arkadaşlar. Şunlardan dediğim gibi sizin orada Sephora'da da vardı. Bunu daha kullanmadım. Bu aloe vera'lıymış. Sanırım bunu da birkaç gün sonra kullanırım. Dediğim gibi tanesi 3.99'du bunların. Ondan sonra arkadaşlar Sephora'dan bir de biliyorsunuz ben kozmetik olarak veya aslında fondöten olarak Fenty Beauty'nin, Rihanna'nın Fenty Beauty'nin fondötünü kullanıyorum. Ve ben kışın ve nasıl diyeyim ben size, kışın ve bahar günleri 210 numarasıyla 190 numarasını arkadaşlar karıştırıyorum. Benim tenime tam geliyor. 210'dan bayağı Dubai'den almıştık ve şimdi 190 bitmişti zaten. O yüzden 2 tane 190 aldım. Yazın sadece 210'u kullanıyorum ve dediğim gibi, ve bunlar daha ucuzdu arkadaşlar Almanya'dan. Almanya'da bildiğim kadarıyla Fenty Beauty fondötenleri 38 euro mu 39 euro mu ne geliyor. Ve Fransa'da 32 euro 90'lı galiba. O yüzden 2 tane 190 numarasını aldım. Kozmetik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi çok şey almadım. İkincisi şey, yiyecek dediysem tatlı şeyleri aldım ve çay arkadaşlar. Size hemen göstereyim. Aldığım çaylar, biliyorsunuz biz bayağı bir Twinings çayı tüketiyoruz. Markus bu aralar bayağı bir çay tiryakisi oldu. Ve Twinings'in arkadaşlar Forest Fruits Black Tea. Ben bunu çok seviyorum. Bu maalesef Almanya'da yok. Sadece ve sadece Amazon'dan getirebiliyoruz. Fiyatını unuttum arkadaşlar. Sanırım 2-3 euro, 3 euro falandı. Burada galiba Amazon'da 4-5 euroya geliyor. O yüzden kokusu muhteşem gerçekten. Benim çok çok sevdiğim Twinings çayı. Ondan sonra Markus çoktan beri bunu arıyordu. Bu Amazon'da, dediğim gibi bu da Almanya'da yok. Amazon'da galiba tanesi 6 euro ile 8 euro arasıydı galiba. Bu Earl Grey siyah çay ve içinde yasmin aroması var. Ve bundan 2 tane aldı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Almanya'da yok diye. Burada 3-4 euroydu. Yani Almanya'da Amazon'da 2 katı fiyatı. Bundan 2 tane aldı. Ve arkadaşlarımız arkadaşlar bu Twinings çayının Russian Earl Grey. Bunu daha hiç tatmadılar. Ve biz İngiltere'ye gittiğimizde Londra'da bunun sadece poşet çayı vardı. Böyle nasıl derler, toz çayı yoktu arkadaşlar.
Yani böyle. Ve bunun özelliği siyah çay. Ve bu Twinings çayların hepsinde arkadaşlar bergamot yağı var. Gerçek bergamot yağı oluyor içinde. Çoğunda Almanya'da yani böyle bergamotlu çay aldığınızda sadece bir katkı, yani katkı dediysem aroması sadece oluyor. O yüzden Twinings çayları gerçekten güzel çünkü gerçek bergamot yağı olduğu için. Ve bu siyah çay bergamot yağı ve içinde bir de misket limonu tadı varmış. Bunu arkadaşımıza aldık dediğim gibi. Ve arkadaşlar şöyle ufak Fransa'dan getirme güzel kutulu, böyle içinde çikolatalar falan var. Sanırım özel Fransa'ya ait olan bir çikolatadır. Bunlardan iki tane aldık arkadaşlar. Bir tanesi arkadaşlarımıza, öbürsü de onu götürdüm zaten Güntes'in eski sahibine. Kadının ismi kaldı, Güntes'in eski sahibi. Komşuma yani. Öyle ufacık bir seni düşündüm, sana da bir şey getirdiğim gibisini. Bundan aldık dediğim gibi. Ve yiyecek olarak bir sürü makaron aldık. Kayınvalideme bu çok ünlü olan La Dure markasındaki, söyleyeyim bana, makaronları aldık. La Dure gerçekten bayağı bir pahalı arkadaşlar. Yani biz 16 tane makarona galiba 30 euroya yakın mı ne verdik. Çünkü La Dure ismi var diye, ama kayınvalidem istemişti. Ve Markus'un internette bulduğu bir tane yer vardı arkadaşlar. Ne diyeyim? Madame Lili mi? Öyle bir şey. Madame Lili kafe mi falan. Oraya muhakkak gidelim demişti. Zaten bizim otele çok yakındı. O yüzden oraya da gittik ve kadın bize tadımlık verdi ve çok hoşumuza gitmişti. O yüzden iki paket bundan aldık. Markus bir paketini yedi bilen, şunlar kaldı. Gerçekten bunlar güzel, çok çok güzel. La Dure'nin denemedim çünkü kayınvalidemler. Neyse, macarons tabii ki biliyorsunuz Fransa'nın çok çok sevilen ve Almanya'da çok popüler olan makaron bisküvisi diyeyim artık, yani böyle içinde bir tür, söyleyeyim bana, bir tür reçel içinde oluyor. Evet. Ve yiyecek olarak da bu kadar ve içecek olarak da. Ve şimdi ufak bir giysi bakalım arkadaşlar. Ben dediğim gibi giysi falan almayacaktım ama dedim ki hadi bunu bulmuşken ve üstüme giydim ve gerçekten çok güzeldi. Şöyle bir tane sweet, nasıl deniliyor hocam, sweet gibi arkadaşlar. Şöyle kısa altı pantolon şeklinde bir parça, yani şöyle gözüküyor. Sanırım yazın bir yere yüzmeye falan giderken, bir göle veya bir denize giderken böyle askılı. Yazın giyersem gösteririm size. Ve şu, ben çok seviyorum böyle detaylı şeyleri. Şunlar var ya böyle, çok hoşuma gidiyor. Böyle bluzlar olsun falan gerçekten. Dediğim gibi altı pantolonu jumpsuit deniliyor. Arkadaşlar bunu çok çok ucuza bulmuştum. 7 euro muydu? 8 euro muydu? Ya 6.99'du ya da 7.99'du. Bunu aldım. Ondan sonra Markus'un çok beğendiği bir tane pijama benim için. Onu aldım arkadaşlar. Çok normal bir pijama aslında. Şöyle kısa şortu var. Gene şöyle pomponları var şu taraflarda. Ve üstünde de şöyle Sleep All Day diye şöyle bir pijama aldım. Arkadaşlar bu da inanın bana 5 veya 6 euro takımı. İnanın çok çok uygun fiyatlıydı. Ve her böyle turistik yerinde, yani böyle dükkanda falan şu Fransız şapkaları olur ya, şunlar. Şöyle. Bunlardan arkadaşlar 4 tane aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bana bir tane böyle gri, nasıl diyeyim ben sana, krem renginde gördüğünüz gibi. Bir tane de kırmızı aldım arkadaşlar. Bakalım şu krem rengi. Bunlar daha yıkanacak aslında. Şöyle mi takılıyor? Bir takmasına da zaten bir bakmam gerekiyor nasıl takıldığını. Sanırım böyle biraz yan tutuluyor. Böyle mi? Şöyle. Ben bunu internette bir bakacağım nasıl tam takıldığını, ama sanırım böyle biraz yan mı takılıyor? Şimdi tam yapamadım ama yani biliyorsunuz şunlardan
4 tane almıştım arkadaşlar. 2 tane siyah, 1 tanesi görümcemeydi. Ve bir tanesini anneme verdim. Annem de çok sever böyle şapkaları. Sonbaharda, ilkbaharda takmak için. Daha çok aksesuar gibi görünüyor. Ama kulakları falan da güzel kapatıyor aslında. Evet. Ve bir tane tabii ki böyle tradisyonel. Aynı Fransa'daki gibi. Almıştım arkadaşlar. Başka ne almıştım? Ha bir de pinler olur ya, böyle cekete veya yakaya falan koyarsınız. Onu bir de kayınvalidem diyorum, görümcem istemişti. Ondan 2 tane almıştım ama onları dediğim gibi iade ettim bile. Hadi kalsın mı bu, kalsın böyle. Doğru düzgün tam takamadım ama olsun. Ve arkadaşlar kendimiz için biliyorsunuz Markus bu aralar, bu sene doğrusunu isterseniz, bizim dışarıdaki fırını, taş fırını yapmak istiyor. Ve o yüzden böyle her gittiğimiz yerden güzel fayans falan bulursak getiriyoruz. Çünkü dediğim gibi ocak fırını böyle fayans yapacağız diye. Ve bir dükkandan şöyle çok güzel bir tane fayans gördüm arkadaşlar. Ve dedim ki hem hatıra olsun hem ana olsun. O yüzden bu fayans aslında Marokko'dan gelme. Ama zaten göreceksiniz, biz Fransa'da, Paris'te yani büyük camiye gitmiştik arkadaşlar. Fransa'nın büyük camisinde böyle çok çok güzel bahçesi vardı. Orada işte çay, ondan sonra lokum falan dağıtıyorlardı. Orada yemek bile yedik. Vloglar gelecek. Ve onun karşısında hemen Marokkan bir dükkan vardı. Anneme oradan böyle bir tane çok güzel taştan fil getirmiştim. Çünkü annem fil figürlerini topladığı için. Bir dahaki sefer anneme gittiğimde göstereceğim size annemin fil koleksiyonunu. Ve orada dediğim gibi şunu görmüştüm ve o gün o kadar çok hoşuma gitmişti ki o camide işte yemek yemesi, o bahçe falan, gerçekten dedim o güne hatıra kalsın, Marokko'dan gelen böyle bir tane fayans, eski bir zamanlar kim bilir neredeydi. Evet, bunu aldım arkadaşlar ve alışverişimiz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize lütfen iyi bakın. Bay bay.